Bu haftayı konuşurken bir hakemle, eski bir üstad hakemle konuşurken Gaziantep FK Kasımpaşa maçında yaşanan rezaleti şu birkaç cümle sizden almadan kapatmak benim içimden gelmedi. Evet, yani Akın Bey biliyorsun ben hakemler hakkında konuşmamaya karar vermiştim. Yani konuşmak istemiyorum. Konuşturuyorlar hocam. Baksana şunlara. Ama şimdi kardeşim sorunu yani temelini görmezsen yani sorun ortaya çıkınca konuşursa yanlış olur. Bu düzen bozuk düzen. Kahpe düzen. Daha ne diyeyim? Şimdi Halis Özkaya'yı seyrediyorum ben o maçı. İkaz ediyorlar. Yani bak 9 dakikaydı. 4 dakikada bitirdin. Yani ikaz ediyor. Ama adam kendinde değil. Şimdi bir hakem bir maça giderken evinde sıkıntı olmayacak. Karısınınla kavga etmemiş olacak. Ailesinde bir huzursuzluk, hastalık olmamış olacak. İşte çocuklarınla ilgili bir problem yaşamayacak. İşiyle yani özel işiyle ilgili problemi olmayacak. Yani kafası boş, sakin, sadece maça konsantre olmuş olacak. Halis Özkaya'nın beden diline bakıyorum. Gözleriyle boş boş bakıyor Halis Özkaya. Şimdi demiyor ki arkadaş ya ben bugün gripim, nezleyim, hastayım, halsizim, yorgunum. Anlatabiliyor muyum? Yani ruh halim müsait değil. Evde hanımla kavga ettim. Öyle demesin tabii de yani. Arkadaş özel sorunlarım var. Beni bu hafta dinlendirin. Demiyor adam. Yani. Niye? 3 kuruş para alacak. Eskiden de böyleydi biliyor musun? 3 kuruş para alacak. Ya bu milletin şeyi bozuldu. Ya balansı bozuldu. Hakem de bu milletin içerisinden bir tanesi. Şimdi tabii Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nda çok büyük sıkıntıları var. Mesela bu hakemlerin mentörleri vardı benim. Yani Merkez Hakem Kurulu'nda aralarında bir mentor var. Hakemi o, gelişimini o takip ediyor, hastalığını o takip ediyor, sorunlarını o takip ediyor. Demek ki bu işler, o mentorlar görevlerini iyi yapmıyor. Onlar da her zaman olduğu gibi yalaka ve yalamalı. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Merkez Hakem Kurulu zaten konuşmayayım artık. Ben Merkez Hakem Kurulu ile ilgili konuşmayayım. Bir şey yok artık. Anlatabiliyor muyum? Futbol Federasyonu. Sen kardeşim böyle bir Merkez Hakem Kurulu'nu göreve getiriyor. Böyle adamlar seçiyor. Sonra böyle hakemler. Ya bu hafta sadece Halis Özkaya değil ki Türkiye'nin bir numaralı hakemi olduğu söylenenler. Adını anmak istemiyor. Başarısını kutluyorum. Yani uluslararası alandaki başarısını kutluyorum. Ama ya bugün Fenerbahçe Hayseri'nin maçında gözünün önünde yok bir şey dedi korner dedi. Bak yok bir şey korner dedi gözünün önünde. Ondan sonra şeye çağrıldı. VAR incelemesine çağrıldı. Sonra penaltı dedi. Çekme varmış. Şimdi o pozisyon Kayseri Spor'un lehine olsaydı. Kayseri Spor'un lehine olsaydı. Ne VAR hakemi çağırırdı ne de o VAR'a çağırsa bile gidip yok kardeşim şey yok şu kornerde. Ya böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. İzliyorum ben olayları ya. Tamam standart. Şimdi o kadar gözünün önünde hakemlerimizin dikkat ediyorum. O kadar gözlerinin önünde oluyor ki bir karar veriyorlar. Korner, out işte oyna diyor veya aleye şey karar veriyor. Ama ondan sonra bir bakıyorsun VAR'dan çağırıyor. Bir defa VAR adama göre çağırıyor. Takıma göre çağırıyor. Öyle söyleyeyim. VAR takıma göre çağırıyor. Daha ne diyeyim ya? A takımına başka muamele, B takımına başka muamele. Neymiş adı var. Hadi bir oradan. Siz yoksunuz. Ne varsınız? Yoksunuz. Benim için yok hükmündesiniz. Çünkü takıma göre muamele olmaz. Formaya göre muamele olmaz. Güce göre muamele olmaz. Yani hakemlerin verdikleri kararla adalet dağıtıyor. Yani ben seyrederken mutsuz olmak istemiyorum. Ama Halis Özkaya'nın meselesi bu. Halis Özkaya maçta değildi. Maçta değildi adam. Ama ben bu maça da çıkmak istemiyorum diyemiyor. O maçın parasını kaçırmak istemiyor. Yani Türkiye'de bir iş alakası, iş disiplini, işte sağlam karakter. Bulamadık ya. Bu enteresan bir şey. Toplumsal yozlaşma o kadar hat boyutta ki buna hakemlikle de gör. İşte Fenerbahçe maçında. Söylüyorum ya. Aynı pozisyon Kayseri Spor'un lehine olsaydı o VAR o hakemi çağırır mıydı? O maç çağırmadı. Ben seyrettim Altay Fenerbahçe maçını. Serdar Aziz rakibine yumruk vurdu. %100 penaltı. Serdar Aziz topa çıktılar rakibiyle. Ahmet Rayan'a
Yumruk attı, tamam mı? Hakem devam dedi. VAR'a bile gitmedi. VAR bile çağırmadı. Ondan sonra seyrediyoruz tekrar. Ya %100 penaltı. İşte bütün hakem yorumcuları dediler ki ya bu maç %100 penaltı. Niye çağırmıyorsun? Ya korkuyorsun çünkü. Ha, korkuyorsun bir daha maça çıkamam. Böyleydi ama düzen öyleydi. Ben de vakti zamanında Prakazi'yi oyundan attırmıştım. İşte onu anlattım belki. Galatasaray Kulübü Başkanı'na, eski başkanı Ali Uras, federasyon başkanıydı. Bana 6 ay maç vermediler. Federasyon Genel Sekreter Yardımcısı da rahmetli Faruk Koro yardımcısı. Ya Özcan dedi başımıza federasyonluk iş açtın. Ne yaptın? Onun dedi küfürleri dedi edeceklersen duymayacaksın. Böyle hakemlik mi olur? Böyle hakemlik mi olur? Ondan sonra bir dudak okuma işleri çıktı. Futbolcular biraz küfredemez oldular hakemlere. Çünkü dudak okuyorlar ya yani biliyorsun. Dudak okuma işi çıktı. Yani şimdi hakemlikle ilgili ben konuşmak istemiyorum. Yani Türkiye'de toplum yozlaşmışsa, ahlaki sorunlar varsa, işte problemler varsa, davranışlarımızda, davranış bozukluklarımız varsa tabii hakemler de yansıyor yani. Hakemlik de bu toplum insanları yani. Üzülerek izliyoruz tabii yani. Çünkü Avrupa Liglerini de izliyoruz. Avrupa Liglerini de izliyoruz. Evet. Ama biz de yani böyle yani. Başka diyeceğim bir şey yok yani. Ama bana hakemlerle ilgili soru sorma. Bir daha cevap vermeyeceğim. Söyleyeyim. Peki hocam.